Nasıl? Yoksa Ayşegül'ün ne fark var? sanki içimdeki hani bir şey böyle benden böyle çıktı. Hissettim onu. Ve şu an böyle içim titriyor. Konuşurken bile içim titriyor hocam. Sanki hafifledim, yüküm hafifledi. Peki 15 yıldır var olan fibromiyalji, o huzursuz bacak sendromu, onların ağrıları, sızıları nasıldı ve şu anda bedeniniz nasıl? Hocam o ağrıyı Allah kimseye, düşmanıma bile versin istemem yani. Kimseye vermesin. O ağrı gece insanı öyle bir kabus yapıyor ki yani insanı beni benliğinden alıyor. Ne sinir bırakıyor, ne hücre bırakıyor. Yani bitirip yiyor seni. Bir şeyler böyle seni bitirmesi demek yani hocam. O yüzden Allah kimseye vermesin ama herkesi şifa nasip eylesin. Anladım. Allah bir daha da bunları bana yaşatmasın. Kimseye yaşatmasın Rabbim. Allah razı olsun İnşallah. benden. Az önce, yani 10 dakika önce ağrılarınız ne durumdaydı? Şimdi ne durumda? Şimdi tamamen %100 yok oldu mu? Hocam boynumu çeviriyorum. Şu an iyi mi görüyorum ama şu an bir de göğsümde hocam böyle bir şey var. Nefeste böyle bir sadece bir daralma var şu anda. Öküz oturmuş gibi. Yani sırtınız, omuzlarınız, oralarda ağrılar daha önce nasıldı? Şimdi sıfırlandı mı onlar? Şu an o ağrıyı hissetmiyorum da hocam sadece şu an böyle bir nefesimde şuramda bir böyle bir tıkanıklığım var sadece. Tamam. Lütfen o evi yeniden görelim, Gülay Hanım. Evin nasılsınız şimdi? Daha kötüydü. Şu an biraz daha hafifledi hocam. Ve omuzlarınızdaki, sırtınızdaki, belinizdeki ağrıların yokluğunu bir anlatın. Daha önce ne kadar ağrıyordu? Şimdi durum nedir onu biraz açıklayın. Şu an çok hafifledim hocam. Hani şu sepet taşırsınız da yük taşırsınız ya hocam. Onu böyle üstünüzden birisi alır, kenara koyar. Böyle bir hafifledi sırtım, arkam. Şükürler olsun. Ve 15 yıldır var olan fibromiyaljiyi, huzursuz bacak sendromu bu şekilde ortadan kalkar. Birazdan hepimize çalışacağız. Haydi. Şimdi hissettiğinizi lütfen Ayşegül Hanım söyleyin bize. Hocam şey kalktı. Göğsümdeki yük de kalktı. Allah'a şükürler olsun. Rahat nefes alıyorum. Ay Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden ve bizim için asıl önemli olan, bizim asıl merak ettiğimiz şey şu: ağrılarınız nasıldı 10 dakika önce? Şu anda ağrılarınız %100 yok oldu mu? Hocam şu an hiç ağrım yok. Kafam geriye gidiyor. Benim kafam geriye gidiyor ya. Kafan Canım. Normalde şu kafam şöyle geriye gitmez. Benim kafam geriye gidiyor ve Nurişah, Nurişah, tatlım. daha önce nasıldı? Sağa sola çevirdiğinizde, geriye götürdüğünüzde? Yok hocam yok, ben kafam geri gitmez böyle. Kafam geriye gitmez. Çoğunlukla böyle bir sola yattım. Kafam böyle sürekli böyle bir durum. Böyle kalırım yani. Normal hayatta da böyleyim. Sol tarafa böyle bir baskın halde. Ama şu an şöyle sanki bir dikildim. Diklendim. Peki Şükürler lütfen olsun hocam. ayağa kalkın, bütün bedeninizi anlamaya çalışın. Hani kollarınızı hareket ettirin, spor yapın, bakalım daha önce ne yapabilirdiniz, şimdi durum ne?
He, sizin bir de kolunuzda kas yırtılması mı vardı? Onu mu Şu söylemiştiniz? sağ kolumda şu anda kolumda yırtık var hocam. Vardı. Geçti, şükürler olsun, Allah'a da şükürler Peki olsun. kolunuzu hareket ettirmek nasıldı daha 10 dakika önce? Öyle yapabiliyor muydunuz? Yani şeydir, o ara ara öyle bir tutuyordu ki hocam, ben eşarbımı bağlayamaz hale geliyordum. Ama şu an iyiyim yani, Allah'a şükürler olsun. Problem yok hocam, Allah'a şükürler olsun. İşte gördüğünüz ki fibromiyaljiden bir insanı kurtarmak sadece bizim zihin odaklanmamızla oluyor. Biz 5. boyuta çıkıyoruz. Siz 44 yaşına Ağustos'ta gireceksiniz. İşte baktık ki sizin bu fibromiyaljinizin başlangıç yılı 27. yaşınız. 27. yaşınızda başlamıştı. Biz gittik onu tespit ettik. Sadece bunların hepsini zihnimizden yaptık ve ortadan kaldırdık. İşte yeni çağın yeni teknolojisi bu. Biz hiçbir alet kullanmadık. Yeni çağın yeni teknolojisi insanın kendisinin en büyük teknolojik alet olduğunu, teknolojik varlık olduğunu fark etmesi. Tam 10 7 yıl geriye gittik sizin hayatınızda. Hatta 18 yıl geri gittik. Baktık o zamandan beri durum ne? O zamandan beri sizin hayatınızı değiştirdik. Ve Aynen öyle. gidip gördüklerimiz, sizin aile hayatınızla alakalı tüm o gördüklerimiz sizin anlattığınızın aynısıydı. Yani tüm doğrular orada kayıtlı. Orası levhayı mahfuz. Orada bütün kayıtlar saklanır, bütün kayıtlar korunur orada. Yani siz hani dediniz ya ben doktora gittiğimde doktor yani nasıl ne dedi size? Hocam kaç tane profesöre gittim bilmiyorum. Yani doktor kalmadı daha doğrusu. En son bu yaz gittiğim doktorlar bana bu hareketi yaptı. Yani yapacak bir şey yok. Ayşegül Hanım, daha yapacak bir şeyim yok ve size verecek daha bir ilacım yok dediler. Bu hareketi görünce ben zaten artık hani dedim, herhalde ben artık son şeyimi bekliyorum, demlerimi bekliyorum hani. O şeye geldim yani, Vazgeçtiniz değil mi? bildiğim vazgeçtim hocam. Yani 20 senedir o kadar gittim gittim, bir de bu yaz ki her hafta o baş dönmesi gibi vertigo hastalığı dediler. Sonra artık o vertigonun da şeyini kaldırdılar benden. Artık doktorlar bana bu şekilde yapıyorlar. Serumu veriyorlar. Beni uyuşturuyorlar. O baş dönmesi için, mide bulantısı için çok ağır ilaçlar veriyorlar. Böyle bir, o gün böyle bir, nasıl derler, bir sarhoş rutini açamayan, beni kaldırın şeye götürün, banyoya götürün diyorum, götürüyorlar, getiriyorlar. 3 gün sonra iyi oluyorum, 3 gün iyi oluyorum, 3 gün sonra tekrar yine hayda bir hastane. Geçen yaz inan ki öyle bir durum oldu yani. Doktorlar da artık şu şekilde yapınca, ha tamam bitti dedim artık, herhalde Rabbim bekliyorum hani, nefesimin ne zaman biteceğini dedim yani. Ve iyi ki Şükürler olsun. bizim eğitimimize Çok iyi anlıyorum. katılmak iyi Teşekkür. ki nasip oldu size. Ay İşte bu Allah'tan kadar. şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede varsa da bu hastalığı yaşayan Rabbim kimseye yaşatmasın da, nerede de Amin. var, hepsine şifa Amin. olsun. Ve şimdi Amin. siz başka bir güzelliğin daha sahibi oldunuz. Bundan kurtulmak birinci güzellikti. İkinci güzellik. Siz bunun yolunu, yordamını, sistemini öğrendiniz. Siz artık hem eğitim vererek hem de insanları işte böyle 3 dakika, 4 dakika, 10 dakika içerisinde bu sıkıntılarından kurtulmayı öğrendiniz. Bunu sağlayacaksınız çevrenize. Şükürler olsun hocam. Bir de bir şey söyleyeyim mi size? Tabii. Ben bu dersi almak istiyorum da, ben de diyorum ki şifalanacağım, şifa vereceğim. Çünkü vermeyi çok seven bir insan. Böyle bir yapım var. Hani kendimi övmek şey gibi olmasın da. Ve bana ne söylüyorlardı hocam biliyor musun?
Aman sende 40 türlü hastalık var. Bitmeyen bir hastalığın var. Sen kendine bir şifa yap da başkalarını sen öyle şifalandır. Senin yapacağın şifaya da kimse inanmaz diyorlardı bana. Ve Bundan sonra görsünler beni değil mi hocam? İnşallah. bundan sonra görsünler ve İnşallah biz görürler hocam. bugün göreceğiz. Bugün siz başka arkadaşlarımızın şifasına vesile olacaksınız. Az önce sizin şifanıza Gülay Hanım vesile oldu. Siz bugün hepimiz pek çok kişinin şifasına vesile olacaksınız. Sizleri böyle tek tek bu amaçla Herkes şifalı. Herkes yardımcı şifalı. olmanızı isteyeceğim. Amin. Amin. Herkes Haydi. olsun. Herkese şifa versin. Amin.